Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Beni tanımayanlar için ismim İlayda. ODTÜ İngilizce Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyim. Vlog istediniz. Son bir iki haftadır falan sürekli vlog yorumları görüyordum. Hemen çekiyorum sizin için vlog. Hem birazcık konuşuruz, sohbet ederiz diye düşündüm. Hem de ben size yine hayat nasıl geçiyor ODTÜ'de onu göstereceğim. Ankara'da hava berbat bu arada. Yani dışarı çıkamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum açıkçası. Sadece yağmur. Okula geliyorum. Bol bol. Derslerimin hepsine giriyorum. Çünkü artık 3. sınıfım ve ders kaçırmak gibi bir lüksüm kalmadı. Benim yaşıtlarım yüksek lisans başvurusu yapıyor. Avrupa'daki okullara, bir yerlere. Ben. Şu an yüksel proje hapisindeyim bu arada. Bölümde dersim var 9.40'da. Şimdi ring geliyor. Koşarak ringe gideceğim, yetişeceğim. Derse gidiyoruz beraber. Siz de geliyorsunuz. Evet, bölüme geldim şimdi. Sabah bir tane video gördüm. Koç Üniversitesi'nde paylaşmış bir günüm diye. Shuttle sırası çok uzun. Arabamı park edemiyorum, taksiyle gidiyorum. Ringde biraz bunu düşündüm gerçekten. Ne yaşıyor? Hangimiz üniversite hayatında iyi yaşıyor? Artıştır yani. Bir 10 dakika falan geciktim herhalde ama sabah ringleri biraz geç geliyor. Onun için artık alıştım yani bu geç kalmalı. Like oranges. I like apples. I like bananas. Of course, California, Los Angeles area, Beverly Hills. Şimdi bölümden çıktık ve eğitim fakültesine gidiyoruz. Bir dersimiz daha var. Turkish Education System'ımız var. Bu arada şeyi fark etmişsinizdir. Benim videolarımda her zaman olan figürler var. Mesela Naz ve videoda yok. Çünkü kendisi Erasmus'a gitti ve Hollanda vlogları çekiyor. Şuraya bir yere koyarım. Buradan da ona selamlar. Biliyorum vloglarımı izledin. Hatta Türkiye'yi özlediğinde, beni özlediğinde açıp videolarımı izliyormuş. Bu arada haftaya İstanbul'a gidiyorum. Bir şeylerin peşindeyim. Şimdi ilk haberiniz yok ama hepsinden haberiniz olacak. Yani İstanbul vlogu falan da çekeceğim, anlatacağım. Bir de eğitim fakültesine gideceğiz. Arkamda oturuyor. Normalde havalar ısındığı için derse girmek istemezdim. Ve şu an hava çok kötü yani, kapalı, yağmurlu falan ama yine de derse girmek istemiyorum. Çünkü relatifli sıkıcı bir ders. Bir de benim bu aralar çok fazla sınavım vardı. Her gün midterm'e girdim neredeyse. Her gün sunum yaptım. Bunu aldım yani. Öyle. Yüzler açıklandı. Alakasız bir şey yazmışım. Şimdiden aldım spam. O da gözüküyor. 20'de 20. Dersten çıktım arkadaşlar. Girmeyeceğim çünkü çok uykum var. Yorgun hissediyorum ve açım yani. Bu arada eve gidiyordum. Şeyi söylemeyi unuttum size. Büyük bir olay var şu an ODTÜ'de. Belki haberlerde falan görmüşsünüzdür. Şenliği kısıtlama yönünde. Tam kısıtlama olmasa da devrim sahnesinde vesaire kullanılmayarak kısıtlama girişimde bulundu yani. İnsanlar da bunu protesto etmek için öğrenciler rektörlüğün önünde sabahlıyorlar yani. Sanırım 6. ya da 7. günündeyiz. Ve hani yağmur çamur dinlemeden bunu yapıyorlar. Ben de açıkçası destekliyorum bunu. Ben sürekli burada bulunamasam da bir şeyin bir amacı var.
Siyasi konulara girmeyeceğim ama çok uğraşıyorlar yani. Onu da size göstermek istedim. Küçük bir son dakika değişikliğiyle çatıya geldim. Bugün zaten yemek yememiştim ben. Sabahtan beri o gördüğümüz simit sadece oydu yani yediğim şey. İhtimalle buradan çıktıktan sonra kütüphaneye uğrayabilirim. Ondan sonra gün gerçek anlamıyla bitiyor yani benim için. Eve gideceğim ve dinleneceğim. Günaydın arkadaşlar. Yağmurlu bir otlu sabahından size merhaba. Bugün ikinci günü vlogun. Ben size gideceğim. Yine Yüksel Proje'deyim yani, yine Ringik'teyim. Niye buradan biniyorsun sürekli diyebilirsiniz. Burada arkadaşımla buluşuyorum. Beraber biniyoruz çünkü o yüzden. Şimdi eğitim fakültesi dersim var. Oraya gideceğiz beraber. Günaydın. Cuma günündeyiz ve sınıfı ikiye bölen bir ders çünkü hepimiz farklı section'lardayız. Biz aynı sınıftayız. Ve bu kadar. Hazır araya çıkmışken sizinle de ufak bir YKS motivasyon konuşması yapmaya geldim. Arkamda ders var, o yüzden sessiz konuşuyorum. Son aydasınız. Bence kesinlikle bırakmayın. Şuraya kadar getirdiniz, iyi kötü bir şeyler yaptınız ve buradan sonra bir tık daha zıplayabilirsiniz yukarı, hatta iki tık eğer bırakmazsanız. Ben kesinlikle sınav son ayda kazanılır şeyine inanıyorum. Ben son bir ayda YDTM 8 net, 9 net falan koydum. 8 söyledim, 9 değil de YKS motivasyon aramınıza verdim. Şimdi çıkınca da size kampüsü bol bol göstereyim ki siz biraz daha motive olun. Günaydın arkadaşlar. Vlog day 3. Bugün gözleme gidiyoruz. Şimdi biz çocuklara İngilizce diye bir ders aldığımız için şu ODTÜ Yuva var buradaki kreş anaokulu. Oraya gidiyoruz gözlem yapmaya. Bayağı da kalabalık gidiyoruz bu arada. Yani hani 2 kişi 3 kişi falan gideceğimizi düşünüyordum ben. Bayağı 8 kişi. Ben çok heyecanlıyım. İstemiyorum bunu. Sağ ol. Oldur la, oldu oldu. Dalga geçme. Bunları yayınlayacağım. Gözlemden çıktık. Minik dostlarımız bahçeye çıkacaklar. Biz de onları böyle bir 5-10 dakika daha izledikten sonra
Benim dersim var bölümde. Bölüme geçeceğim. Gözlem bu arada çok güzeldi bence. Sadece çok gürültülüydü. Bunu her gün nasıl yapabiliyorlar bilmiyorum. Gerçekten çok zor bir şey. Ama çocuklar çok tatlılardı. 3 tanesi hatta bana bayıldı yani. Ben de onlara bayıldım. Biraz daha onları izleyip bölüme geçiyorum. Pesto, full pesto, bayılırsın, tamamen pesto. Evet, ben yaklaşık 3-4 saattir YDD'yim. Bayağı bir ders çalıştım çünkü vizem var. Birazcık da video için edit yaptım, önceki günlerin editini. Video bu kadardı. ODTÜ'de benimle birlikte 3 gün geçirdiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki video için takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.